Lakma Fotoğraf ve Kağıt İşleri Araştırma Merkezi'nde Amerikan tarihinin en ünlü görüntülerinden biri olan Göçmen Anne'ye bakıyoruz. Bu fotoğraf Büyük Buhran döneminde yaşanan ve toz çanağı denen belli bir dönemde Dorothea Lange tarafından çekilmiş. Büyük Buhran'ı körükleyen şey esas olarak mali kriz olsa da, Amerika'nın orta batısında aşırı ekim yapılması ve bundan dolayı toprakların verimsizleşmesi sonucunda ortaya çıkan tarım krizi de vardı. Toprakların verimsizleşmesiyle toz fırtınaları oluşmaya başladı. Bu durumsa tüm çiftçileri riske attı. Aynı zamanda ülkenin geri kalanı da menkul kıymetler borsasının çöküşü sebebiyle çıkmaz bir sarmalın içerisinde uğraşıp duruyordu. Florence Owens Thompson göçmen bir işçiydi. Mevsime göre hasadın olduğu yerlere göç edip mahsul topluyordu. Bu fotoğrafsa sanatçı Kuzey Kaliforniya'da bezelye toplayan işçilerin kampını ziyaret ettiği sırada çekilmiş. Bu fotoğrafın çekilmesinden yalnızca 4 yıl önce, yani 1932'de, Amerikalıların %25'i yani iş gücünün dörtte biri işsizdi. Dolayısıyla buradaki trajediyi ne kadar abartsak az. Çalışmak için Kaliforniya'ya gelen göçmen işçilerin çoğu toz çanağı denen dönemden kaçan işçilerdi. Oklahoma ve civar bölgelerden geldikleri için bu insanlara O'Kiler lakabı takıldı. Bu lakap Kaliforniya'da yaşayan insanlar tarafından onları küçük düşürmek için kullanılıyordu. Batıya doğru göçmek zorunda kalan bu insanlar çok muhtaç bir haldeydiler. Ancak Florence Owens Thompson ve eşi toz fırtınalarından önce batıya varmayı başarmışlardı. Dorothea ve Florence'ın yolları kesiştiğinde Dorothea yeniden yerleştirme idaresinde görev alıyordu. Buranın adı daha sonra Çiftlik Güvenliği İdaresi oldu. Bu kuruluşların her ikisi de Amerikan devleti tarafından yönetiliyordu. Bu yeni politikaların çoğunu yeni düzen adı altında yürürlüğe koyan kişi ise Başkan Franklin Roosevelt olmuştu. Yani burada iki ayrı hikayeden oluşan bir bütünlük görüyoruz. Birisi genel olarak ülkeyle ilgili ekonomik ve siyasi konulardan oluşurken, diğeri bireysel ve derin bir hayat öyküsü içeriyor. Az önce size bir kurumdan bahsetmiştim. Çiftlik Güvenliği İdaresi. İşte bu kurum aracılığıyla sanatçının bu bezelye toplama kampının hemen dışındayken, uçaktayken ve yoldayken çektiği tüm fotoğrafların kayıtlarına ulaşabiliyoruz. Sanatçı Florence'ı orada bulduğu için şanslıydı. Çünkü o gece dondurucu bir soğuk vardı ve Florence aslında çalışmadığı için oradaydı. Sanatçı burada bizim empati kurmamızı sağlayacak gerçekçi bir hikaye anlatmak istemiş. Herhangi bir fotoğrafik görüntü, özü itibariyle izleyiciye bir gerçeklik hissi verir. Her ne kadar söz konusu şey birebir gerçeklik olmasa da. Bu da sanatçının yaratıcılığı sebebiyle gerçekleşir. Yani Dorothea o anı yakalamak için Florence'ın ümitsizce uzaklara bakmasını bekledi. Bu sırada iki çocuğu da yanına gelmişti. Fotoğrafa daha yakından bakarsanız aslında üçüncü bir çocuk, göğsünde yatan bir bebek olduğunu fark edeceksiniz. Florence ona bağlı bu çocuklar tarafından ciddi anlamda çevrelenmiş durumda. Şehirlerde büyük buhran sırasında oluşan yiyecek kuyrukları ve işçilerin yaptığı grevlerden insanların çektiği sıkıntılar açıkça anlaşılıyordu. Ancak göçmen işçilerin ve küçük çiftlik sahiplerinin yaşadıklarından kimsenin haberi yoktu. Bu yüzden bu fotoğrafta amaç bir görüntü ortaya çıkararak bu buhran sırasında onların da önemsendiğini hissettirmekti. Bu durum fotoğrafçılığın merkezinde olan bir konuyu gündeme getiriyor. Fotoğrafçılık bir belgeleme işlemi midir? Yoksa fotoğrafta güzel sanatlar başlığı altında sayılabilir mi? Aslında her ikisi de. Dorothea mesafeyi arttırmayı seçebilirdi. Bu daha çok belgeleme gibi olurdu. Çünkü fotoğraf bize daha fazla bağlam sunardı. Dorothea'nın burada yapmayı tercih ettiği şey ise omuzlarında dünyanın yükünü taşıyan şefkatli bir anne ve çocuklarından bir anlatı yaratmak. Yakından çekilmiş bu fotoğrafın samimiyeti, bu anneyle daha çok empati kurmamıza sebep oluyor. Yeni düzenin uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda yani 1930'larda sosyal programların henüz yeni yeni uygulanmaya başlandığını hatırlatmak istiyorum. Yani insanlar açlıktan ölecek seviyedeydi. Önceden de söylediğimiz gibi Dorothea Lange bir görev verilmişti. Kendisi Roy Stryker'dan talimat alıyordu. Roy Dorothea'ya pek çok görev vermişti. Yemek yapma, uyku, dua etme ve sosyalleşme gibi pek çok alanda fotoğraf çekmesini istiyordu. Sonucunda sanatçının neler ürettiği karşınızda. Bu da bizi az önceki konuya. Fotoğraf belge midir yoksa güzel sanatlar mıdır noktasına geri getiriyor. Sanırım buna en iyi cevap ikisi birden demek. Burada ise belgeden ziyade bizi duygusal anlamda harekete geçirme niyetiyle ortaya konan bir sanat var. Amaç devletin yapmakta olduğu işe bir sanatçı aracılığıyla destek toplamaktı ve bu fotoğraf anında bir etki yarattı. Neredeyse çekilir çekilmez San Francisco ve Sacramento'daki gazetelerde yayınlandı ve açlıktan ölmenin eşiğinde olan bu bezelye toplayıcılarına yardımda bulunuldu. Ve sonra birden her yerde görülen bir fotoğraf haline geldi. Artık göçmenlerle empati kurmamızı sağlayan, duygusal ama bir o kadar da umutlu hissetmemizi sağlayan biri vardı. Göçmen anne Dorothea Lange gerçekten de başarılı oldu. Sadece bu kadını içeren bir görüntü üretmek istiyordu ancak yalnızca bununla kalmadı ve evrensel bir sembol yaratmış oldu. O kadar başarılı oldu ki toz fırtınaları, Büyük Buhran ve göçmen iş gücünü düşündüğümüzde akla gelen ilk görüntü bu kadının fotoğrafı haline geldi. Ayrıca Amerika'nın kendisini yaşanan sıkıntılardan kurtarma sürecini düşündüğümüzde de yine bu fotoğraf akıllara geliyor. Bu noktada üçüncü kuşaktan Amerikalı olan sanatçının hayatına bakabiliriz. Kendisi New York'taki Columbia Üniversitesi'ne gidip fotoğrafçılık okuyabilecek kadar şanslıydı. Ancak aynı zamanda da çok fazla kişisel problemi vardı ve çocuk felci geçirmişti. Bu hastalıktan da kendisine kalan ciddi bir topallama sorunu vardı. Bununla ilgili söylediği harika bir söz var. Bu durum beni bir şekle soktu, bana yol gösterdi, beni eğitti, bana yardım etti ve beni küçük düşürdü. Bunu hiçbir zaman atlatamadım. Bu durumun bende oluşturduğu gücün ise çok net farkındayım. Çocuk felci geçirmiş birinin gelişmiş bir empati yeteneği olduğunu ve bu empati yeteneği sayesinde bunun gibi fotoğraflar üretebildiğini düşünebiliriz. Bu görüntü büyük buhran döneminde ABD'deki göçmen işçileri temsil ediyor olabilir ancak asıl hikaye bundan biraz daha karmaşık. Bu fotoğrafın öznesi daha büyük bir göç hikayesinin merkezinde. Florence, Cherokee'ler denen bir yerli Amerikalı soyundan geliyordu. Oklahoma'da doğmasının sebebi de muhtemelen 19. yüzyıl başlarında Cherokee'lerin ABD'nin Güneydoğu bölgesinden Kızılderili toprakları denen bölgeye göç etmeye zorlanmaları olabilir. Buna günümüzde gözyaşı yolu deniyor. Yani bu fotoğraf yalnızca 1930'lardaki göçün değil 1830'lardaki göçün de bir temsili. Ayrıca fotoğrafın adı Göçmen Anne kadar anonim bir ad olmasaydı fotoğraf sizce nasıl algılanırdı? Bu da son derece ilginç bir konu.